Evet sevgili izleyenler, Tarım Fuarı'nda gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Çameli Belediyesi standındayız. Tabii bugün bildiğiniz üzere iki tane belediye var burada. Bir Çal Belediyesi, bir Çameli Belediyesi. Şimdi Çameli Belediye Başkanı Sayın Cengiz Arslan var yanımızda. Başkanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Başkanım, fuara öncelikle hoş geldiniz diyorum ben. Nasıl geçiyor başkanım fuar, ilgi, alaka, yoğunluk bakımından? Tabii sizin de söylediğiniz gibi belediyelerimizden Çameli ve Çal Belediyesi, ki iki kardeş belediye, Ege Tarım Fuarı'nda ve özellikle Deniz'de standımızı açtık. Hem burada Çameli ile ilgili, Çameli'de tarımla ilgili ne gelişmeler var bunları hem paylaşmak hem Çameli'yi tanıtmak maksadıyla burada standımızı açtık. Yoğun bilgi var. Özellikle bu ikincisi gün Cumartesi pazar muhakkak çok daha büyük bir yoğunluk olacaktır. Ben özellikle fuara katılmak için gelecek yakın olan yerdeki vatandaşlarımıza fuara ziyaret etmelerini, aynı zamanda da Çameli Belediyesi standımıza uğramalarını hasreten rica ediyorum. Ve ilimizde bu tür organizasyonların olması çok çok önemli. Gördüğünüz gibi yıllar bazında geçtikçe, daha önce sadece şu kapalı alanın altında tarım fuarı yapılıyordu. Şimdi dışarılara taştı, yerler almıyor. Artık gerçekten Ege'nin bir incisi olacak. Ege'de sayılı bir fuar organizasyonuna doğru gidiyoruz. İnşallah her geçen yıl buradaki organizasyonlar çok daha iyi gidecek. Vatandaşımız uzak yerlere gitmektense kendi Denizli'de organizasyonlara katılmış olacaklar. Başkanım, bir de biraz önce dikkatimizi çekti, böyle dolaşıyoruz. Çorum'dan bile gelenler olmuş ya fuara katılıma. Ama Denizli artık bir marka. Sayın Ekonomi Bakanımız hep şunu derdi. Denizli bir marka olacak. Hem siyasette hem ticarette. Gördüğünüz gibi artık yani bugün Çorum'da da, Sivas'ta da, orada da, burada da Denizli'yi herkes tanıyor. Denizli herkes biliyor. Denizli'deki güzellikler herkes biliyor. Elbet bu tarım fuarında da hem katılımcı bazında, bu sene 185 katılımcı var. Hem de ziyaret anlamında hepsi burayı merak ediyorlar, geliyorlar. Peki başkanım, bilindiği üzere burada Çameli ceviziyle meşhur, aynı zamanda cevizi fasulyesiyle meşhur. Evet. Burada da cevizlerimizi satışa da çıkartıyoruz galiba. Tabii yani fuara özel, özellikle bunlar Çameli yerli ırkları. Evet. Bununla ilgili de patent enstitüsüne biz müracaatımızı yaptık. Şu anda GK işbirliğiyle coğrafi işaretinin alınmasıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Çameli ırk cevizlerimizi artık biz piyasaya sürmek istiyoruz. Bununla ilgili de Ziraat Odası'na beraber çalışmalarımız daha devam ediyor. Gelecek yıllarda fidan dağıtımıyla ilgili de bir çalışmamız olacak. Ki biz 3 yıllık süreçte hükümetimizin vermiş olduğu destekler, belediyemizin katkılarıyla vatandaşımıza ortak yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 70 bin ceviz fidanını Çameli'de toprakla buluşturduk. 5 yıl, 10 yıl sonra bunların verimlerini almaya başlayacağız. Ceviz rekortumuz o zaman çok daha ilerlere gelecek. Cevizin yanında bir de coğrafi işaret çalışmamız fasulyemizde var. Fasulyemizde de yerli iki ırkımız, yerli çalabasan, yerli horoz ve yerli gıcık. Birisi gördüğünüz gibi ufak tipte, ki en lezzetli fasulyeden bir tanesi budur. Büyük tipte olan, bir de orta tipte olan 3 tane fasulyemizi Çameli fasulyesi olarak bunların coğrafi işaretini alıyoruz. Şimdi maalesef bazı illerden gelip Çameli fasulyesi diye fasulye satıyorlar. Pazarda 3 liraya ya 4 liraya Çameli fasulyesi satılıyor. Onlar Çameli fasulyesi değil. Peki başkanım, özellikle burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi pazarlarda tabii biz de görüyoruz, haliyle Gökhan Bey de görüyordur. Çameli fasulyesi diye satılıyor. Ayırt etmenin ne gibi bir özelliği olur? Hani ne gibi ayırt edebiliriz ayırt öyle? Ayırt etmesi burada gördüğünüz gibi dolgun ve pişirdikleri zaman, mesela şu çalı basan patent enstitüsünün yaptığı araştırmada, bunlar hepsi resmi veriler, 11 dakikada pişiyor. 11 dakikada. Yani malın güzelliğinden, dolgunluğundan Çameli fasulyesi olduğunu anlayabilirler. Ama biz önümüzdeki süreçte coğrafi işareti aldığımız zaman burada etiketimiz, barkodumuz olacak. Burada Çameli fasulyesinin barkodunu gören ürün gerçek Çameli fasulyesidir. Bunu hem internet üzerinden satışını yapacağız, hem de satış ofislerimizde vatandaşlarımıza buluşturacağız. Evet, sevgili izleyenler, Çameli fasulyesi yazmayan fasulyeye Çameli fasulyesi diye almıyoruz, değil mi başkanım? Kesinlikle, kesinlikle. Evet başkanım, aynı zamanda tarımda tabii tarım fuarındayız ve serada da bir girişimcilik var Çameli'de. Şimdi yaz serası konusunda sağ olsun Gökhan Bey kardeşimizle biz Çameli'de biliyorsunuz bir tarım danışmanlık ofisi açtık. Orada çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde olmamız. İsterseniz hem teknik verileri hem geldiğimiz noktayı
danışman arkadaşımızdan birebir alalım. Hem de buradan bütün Türkiye'ye Çameli'ndeki üretmiş olduğumuz yaz domatesinin güzelliğini onlara sunmuş olalım diye diyoruz. Gerçekten şu anda Örtaltı sebzeciliğinde güzel bir noktaya geldik ama çok iyi bir noktaya da geleceğiz. İsterseniz danışman arkadaşımız o konuda sizleri ve seyircilerimizi bilgilendirsinler. Evet başkanım, o zaman ben size çok teşekkür ediyorum. Ziraat mühendisi Gökhan Bey ile birlikteyiz. Evet Gökhan Bey, Çameli'de biraz önce tabii yine standında karşılaştık ama Çameli seracılıkta hangi aşamada şu an? Çameli seracılığımız bakımından 370 dekara yakın bir banda geldik şu anda ve şu anda ihracat dahil yerli piyasa, iç piyasa ve ihracatı tatmin edecek ölçülere ulaştık. Yani amacımız şuydu, insanlar burada bir yatırım yapıyorlar ve genelde aile tipi işletmelerle yapılıyor bu yatırımlar. Bir Çamelili olarak ben gurur duyuyorum. Bir anda 103 dönümlerden 370 dönümlere çıktık ve daha da artan bir konsept oluşuyor ve pazar grubu da geliyor. Üretimimiz Söğüt yerli seracılığında gerçekten en önde gelen ilçedir. Şu anda Söğüt'te 3500 dekara yakın bir altyapı var. Biz Söğüt'e rakip olabileceğiz. İnşallah o günlerimiz çok yakın. Hem domates kalitesiyle, hem domates kalibresiyle, hem domatesin sertliği ve ihracatta yurt dışına gidiş öyküsüyle Çameli ayrı bir lezzet noktası olacak. Ya zaten bir de şimdi ben gördüğüm kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla çiftçilerimiz seraya artık hani biraz daha böyle daha farklı atılmaya başladı değil mi? Hani sonuçta daha az yoruluyoruz ve hani daha fazla verim alıyoruz değil mi? Aynen. Şöyle söyleyelim. Örtaltı'nın mantığı şudur. Örtaltı bir dekar arazi üzerinde en fazla üretim bandını sağlama şartıdır. Örtaltı'nda %90 oranında siz olaya hakimsiniz. %10 artık Allah'ın takdiridir. Ama dışarıya ektiğiniz her üretimde, her şeyde, ister ağaç formunda, ister sebze grubunda %90 Allah ne verdiyse diyoruz ya, o formattayız. %10 siz hükümransınız. Seracı örtü altında dediğim gibi 20 ton, 25 ton bandındayız şu anda Çameli'de. Bir dekar arazide. Geçen seneki verilere göre ortalamamız 1.3 liradır. Buna baktığınız zaman 26-28 bin lira gibi bir para kazanmıştır. Bunun 10 bin lirasını çıktığınızda 15 bin lira gibi bir dekarda para kazandınız. Bu, ben 21 senelik mühendisim. Hiçbir tarım aktivasyonunda bu rakamlar yok. Ama yeter ki örtü altında arkadaşlarımız güzel bir sistem kurduk Çameli'de de. Söylediklerimizi yapıyorlar. Bunun hem yetiştirici... Bilinçlendirmek de çok önemli değil mi bu husus? Tabii. Yani bu bir yurt dışında, sadece şunu söyleyeyim. Benim yola çıkış öykümdür aslında. Hollanda biliyorsunuz ufak bir ülkedir. Ama şu anda sebze ihracatında dünya şampiyonudur. En son veride 6.1 milyar euroluk büyük bir potansiyele sahiptir. Ve Konya ili, düşünün, Türkiye'nin kaçta katı bir ortam çıkartıyor. Yani buradan yola çıktığımızda biz örtü altını, toprak, Allah onlara toprak vermemiş. Ama bizde toprak var. Bizde sadece bir danışmanlık sisteminde ve pazarlama sisteminde hatalarımız var. Hollanda'da bu işleri üretici birlikleriyle yapıyorlar. Biz de Çameli'de olsun, Çal'da olsun üretici birlikleri vasfıyla bu işi organize edip hem alımından, madde alımından, girdi alımından hem pazar ağına kadar bir oluşum içerisindeyiz Çameli'de de başkanlarımla birlikte. Çal'da da aynı durum söz konusu. Yani örnek olacağız. Tarım evet. Kent modellerine örnek olacağız inşallah. Evet sevgili izleyenler, Gökhan Bey tarım mühendisi aynı zamanda. Tabii sera kurulacağı zaman hani kendi kafamıza göre sera kurmak değil de en azından bir bilene danışmak tabii daha doğru. Aynen. Daha doğru. En mantıklısı o değil mi? Doğrudur. Şimdi düşünün, cevizimiz çok ünlü. Evet. Bizim ceviz bahçelerimizde bile yaptığımız bir tesis oluşumundan önce belli de analizlerimiz var. Atıyorum toprak analizi, atıyorum bakı analizi. Az önce bir arkadaşımıza onu izah etmeye çalışıyordum siz röportaj yaparken. Yani kuracağınız tesis bir senelik, iki senelik tesis değil. Ömür boyu. Ömür boyu olarak düşünün. Bir senenin
yaralanma ömrü 50 senedir. 50 sene siz oradan devamlı üretim yapacaksınız. İşte onun için kuracağınız tesisin yönü, toprak yapınız, sizin gübreleme programınız, her şey bir bilen dediğiniz olay çok doğru. Doğru yönlendirelim insanları. Bizim amacımız bu. Çameli'de de, Çal'da da yapmaya çalıştığımız bu. Evet sevgili izleyenler, kısa bir detaya değinelim. 5 Mart'ta Denizli Çameli'de 5 Mart'ta kar festivali var. Yanımızda da İbrahim Bey var. İbrahim Bey'den ayrıntıları alalım. 5 Mart pazar günü Kark'ın kar şenliğimiz var. Üçüncüsü yapacağız bu sene. Şu an halihazırda 11'e yakın dağcı kulübü rezervasyon yaptılar. 700'ün üzerinde şu anda katılımcı rezervasyon var. Biz bunun 1000'in üzerinde olmasını bekliyoruz. Bunun için de biz hazırlıklarımız her şey tamam. Kark'ın Gürsu mevkiinde 1800-1850 metre olan bir dağımız ve ondan sonra 2200'e biz zirve tırmanışı yapacağız. Bunun için de zirve tırmanışçılarımız geliyor. Kark'ında mangal, balık yöremize ait, ekmek arası servisimiz olacak, canlı yöresel müziklerimiz olacak. Bununla alakalı hem lojistik hem teknik anlamda AKUT ekibi de, Denizli AKUT ekibi de bizle beraber olacak. Buradan da bütün Denizli ve bütün izleyenlerimize sesleniyoruz. Mutlaka 5 Mart 3. Kark'ın kar şenliğine gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum.